Merhaba. Şimdi size Starbucks'ın 60 liraya sattığı, yani şu an 60 lira ama muhtemelen bu videoyu izlediğinizde 70-80 lira bile olabilir. O kahvenin tarifini vereceğim. Hatta iddia ediyorum daha lezzetlisi. Verdiğim bu tarifi muhakkak yapın ve dönüşlerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Öncelikle sütümüzü ne kadar kahve yapacaksak o kadarını tenceremize boşaltacağız. Daha sonra birazcık da su ekliyoruz. Çok azıcık su ekliyoruz. Ve şimdi kaynamaya bırakacağız. Sütümüz kaynarken içerisine vanilin ekleyeceğiz arkadaşlar. Ben aromasını sevdiğim için 2 tane vanilin ekliyorum. Siz bir tane de ekleseniz yeterli olabilir. Vanilini bir kasede birazcık soğuk süt ile iyice çözdüreceğiz. Dediğim gibi vanilini bir tane de ekleseniz olur. Vanilini iyice böyle köpük köpük olana kadar iyice çırpıyoruz. Çırpıyoruz. Köpük köpük olana kadar çırpıyoruz hanımlar. Evet, köpük köpük oldu. Evet. Şimdi bu vanilini kaynamak üzere olan sütümüzün içerisine ekleyeceğiz. Yalnız kaynamak üzere olacak süt. Bu detaylara lütfen dikkat edin. Vanilini ekledikten sonra da sütümüz kaynadı diyelim. Ve kaynadıktan böyle bir dakika sonra filan sütünüzü alın ocaktan. Çünkü çok fazla kaynadığı zaman vanilinin o aroması gidecektir. Biz bunu önlemek adına yani bir dakika kaynaması, bir iki dakika diyelim kaynaması yeterli olacaktır. Şimdi sütümüz dediğim gibi vanilinle birlikte böyle bir dakika kaynadı ve sütümüzü ocaktan alıyoruz. Normalde hazır kahveler çok fazla şekerli oluyor hanımlar biliyorsunuz. Hanımlar ve beyler hatta. Çok fazla şekerli oluyor. Ben çok fazla şeker sevmiyorum. Zaten vanilin de bir şeker aroması olacak. Bunu tatlandırırken isterseniz küp şeker, toz şeker, pekmez ya da bal kullanabilirsiniz. Ben bir çay kaşığı kadar bal ekleyeceğim hanımlar. Sadece yeterli bu kadar benim için. Çok fazla şekerli sevmiyorum. Hatta bunu bile eklemesem oluyor bazen ama şu an canım bunu şekerli istediği için ekliyorum. Bu noktadan sonra bir de kahvemizi ekliyoruz. Kahvemizde evinizde olan herhangi bir kahve olabilir. Yaklaşık 2-3 çorba kaşığı yeterli olacaktır. Ben şimdi göz kararı atıyorum. Artık çok fazla yaptığım için ne kadar eklediğimi biliyorum. Çok fazla kahve seviyorum. Yani koyu sert bir kahve sevdiğim için biraz fazla ekledim. Siz daha az ya da daha çok da ekleyebilirsiniz. Ama buradaki püf nokta sakın 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 bal ekledikten ve kahvesini ekledikten sonra asla kaynatmıyorsunuz onlar. Çünkü onun aroması kaynayınca böyle acımsı bir tat verebilir. Ben birazcık daha kahve ekliyorum. Dediğim gibi birazcık sert seviyorum kahveyi. İyice kahveyi ve balı çözdürerek karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Evet, yeteri kadar çözüldü kahvem ve şu an kahvem hazır. Daha önceden ben işte Starbucks'tan falan aldığım kahvelerin şişelerini ya da başka marka aldığım kahvelerin şişelerini atmadım. Şöyle kendime şimdilik 2 tane yapıyorum. Normalde her hafta başında 5 tane yaparım. Hafta içi okula giderken çok rahat oluyor. Bir huni yardımıyla sıcak sıcak olacak şekilde hanımlar. Buna çok dikkatli olun. Hanımlar ve beyler. Buna çok dikkatli olun. Sıcak sıcak ekledik. Ve sıcak sıcak şişemizin ağzını kapatıyoruz. Bu şekilde sıcak sıcak eklediğimiz için bozulma oranı daha azalıyor. Biliyorsunuz sıcak sıcak o vakumlu gibi oluyor zaten onun kapağı.
Buna dikkat edin, soğumadan sıcak sıcak hemen kapağını örttüm. Birazcık daha ılıdıktan sonra bunları buzdolabına koyuyorum. Ara öğünlerinizde, çantanızda, yani kahve bağımlısıysanız bu kesinlikle vazgeçilmeziniz olacak. Buna eminim. Ve şimdi buzdolabına kaldırıyorum ben bunu. Evet, birazcık ılıdıktan sonra koyuyorum. Evet, şimdi sabah oldu zaten. Okula giderken yanıma alıyorum. Bir tane kahvemi muhakkak benim çantamda oluyor. Bir de sandviçimi alacağım. Sabahları çok erken gittiğim için kahvaltı yapamıyorum. Evet, şimdi birazını sabah kahvaltıda içeceğim. Birazını da öğlen molasında, öğlen teneffüsünde içiyorum. Genellikle bu çantamda oluyor. Fazlaca 5 şişe yapıyorum. Çünkü dışarıdaki kahve, hazır kahvelerde çok fazla katkı maddesi var ve çok aşırı şekerli oluyor. Bunu deneyince kesinlikle beğeneceğinize eminim. Deneyince lütfen yorumlara yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden afiyet olsun. Takip edip abone olmayı unutmayın.